Ne istiyorsunuz lan? Kokoreççi mi istiyorsunuz? Bu arada moruk kaçırdık ya. Dur kokoreççiye de biz... Kokoreççiye ne diyeceğiz amına koyayım? Sikiyim adama da 5 senedir telefon şakası yapıyoruz ya. Cemal Sevindik 5 kişiye aylık abone hediye etmiş bu arada. Arkadaşlar emlakçıya zaman kalmadı ya amına koyayım, saat 12.30 oldu. Hadi bu kokoreççi çalışıyor da. Dur şimdi hemen şuna bir senaryo yazalım. Polis şakası da yaptık buna ya. Ananı sikeyim, beynim durdu. Oğlum harbi 48 saattir uyumuyorum da. Gay taklidi. Olur lan. Dur. Ersun onu ayarlayacağım kanka. Biliyorum var o. Tamam yazma şimdi amını sikeyim. Dur gay taklidi. Trakyalı gay anasının amı. Zabıta mı? Zabıta da olur lan. Gay zabıta nasıl olur? Kanki. Gay zabıta nasıl olur? Ananı sikeyim bir efsane doğar. Şu Instagram'daki resmimizi de beğenin ha. Dur neyse onu şeyden sonra ayarlarız. Okey miyiz moruk gay zabıtada? Trakyalı gay anasının amı be kardeşim. Onu nasıl yapayım? Hem Trakyalı hem gay hem zabıta. Dur şimdi bana zabıta sesi lazım. Ama zabıtanın sesini açarsam yayının sesi de gider. Ver yansın ya. Ya ne senin belamı isteyen bela ya. Alo. Tamam geleceğim şimdi be dur. Alo. Ali Bey. Buyurun. Buyurun. İyi günler. İyi akşamlar. Ben Hatay Valiliğinden arıyorum size. Buyurun. Zabıta Şube Müdürüyüm. Buyurun amirim. İsmim Ferhat Küçük. Ali Bey, hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı bu ya? Seyyar kokoreç tezgahınız varmış. Kokoreççiyim ben. Seyyarmış ama. Ama biz iznini alıyoruz onun oradan. Şu anda sisteme baktığımda izin belgenizi göremiyorum. Vardır orada bir de orada şey sağlattık biz daha bu senenin başında.
Seyyar dükkan değil ama onun da iznini alıyoruz. Efendim? Seyyar tamam dükkan değil ama onun iznini aldık biz. Maalesef sisteme Sen bak. bizim hatta şeyden bak oradan Sebahattin abi var. Şeyde zabıtada. Sebahattin. Ona sorun o biliyor zaten ona şey yaptık biz de. Maalesef şu anda önemli olan şey sistem. E tamam da sizin gene zabıtadan aldık ya izni. Ve ona imzalattık Sebahattin Bey'e. Maalesef Ali Bey. Sağlattık ama nasıl Bir numaralı kankim havalı Belgeleriniz oldu. yanınızda mı? Ne? Bir numaralı Belgeleriniz kankim yanınızda havalı mı? oldu. Ne belgesi bu ya? İmzalattığınız belgeler. Nereye bıraktınız? Bizde de var bir tane de eve koydum onu. Tamam, yarın getirir misiniz? Şu anda hakkınızda tutuklama var çünkü. Ne tutuklaması var ben bir şey yapmıyorum ki. Anlıyorum Onun fakat... iznini aldık biz harcını da yatırdım. Onun harcı var onu da yatırdım ben. Anladım, harcını da yatırdınız fakat şu an sistemde gözükmüyor. Tamam getireyim ben yarın da onu yani tutuklama falan yani. Harcını yatırdıktan Şu sonra anda sistem sorun üzerinde olmaz falan. maalesef, şu anda sistem üzerinde maalesef 22.000 TL'lik bir ceza tutarı var. Ay para. 22.000 TL. Nasıl ceza olmaz? Biz onun harcını yatırdık ya. Anlıyorum fakat şu anda sistemde gözüken bu parayı her türlü ödeyeceksiniz. Bu parayı her türlü ödeyeceksiniz. Sebahattin abi arayayım. Dur kapat arıyorum onu şimdi. Sebahattin Bey'i işten çıkardık biz. Ananı sikeyim kapatmış ya. Dur at eti satıyormuşsunuz falan. Alo. Buyurun. Ali Bey, biz Sebahattin Bey'i işten çıkarttık. Ben de onu diyecektim. Onun numarası yok ki. Ben de nasıl arayayım onu? Yok Onun zaten... numarasını imzalattık. Anlıyorum fakat Sebahattin Bey sahte evrak vermekten maalesef işten atıldı. Nasıl sahteci bir adamdan aldık ya şeyi? Anlıyorum hepsi sahteymiş. Adamın kıyafetleri vardı üstünde zabıta yazıyor arkasında. Maalesef şu anda 22.000 TL'lik Şeye bir... gittik biz de şeye. Belediyenin altında şey var bir tane. Zabıta alan odası var oraya girdim ben. Anlıyorum şu anda 22.000 TL'lik bir cezanız var. Hayır, benim öyle bir cezam yok. Bunu en yakın ne kadar süre içerisinde ödeyebilirsiniz onu bir ilk önce... Ben öyle nasıl ödeyeyim ben bu kokoreççilik yapayım Bakın ben. Ali Bey hakkınızda zaten at eti sattığınıza dair tamam mı? Suçlamalar Yoksa var. ben ne yaptım ben? Öyle bir şey yok. İlk önce şu üslubunuzu bir düzeltin. Karşınızda zabıtanın en yetkili adayı mı var? Neydi? Neyi düzelteyim ben? Pardon adam Yani demişim. siz bizi düzeltiyorsunuz burada 22. Ne 22'si? Senin orada şeyinde zabıtanda çalışan adamdan aldım ben. Adı Sebahattin yok sana. Tamam ben de size diyorum ki Sebahattin Bey uygun bir fiyatla bu belgeleri sahte veriyormuş. Hani o? Allah be. O benim şeyim değil. Biz Sebahattin'den o zaman o parayı. Bir de sizin son telefon görüşmelerinizde bir domuz eti ihbarı var. At etinin yanında. Hayır. Seni bak. Kaçayım. Böyle bir şey hiç yok. Gel. Hatay'dayız. Şu an gel. Hatay'dayım. Tabii ki de şu an işim gücüm yok. Sizin yanınıza mı geleceğim yani? Anladım. Ben bir dakika ihbarları da dahil ediyorum. Toplam cezanız 46.000 TL şu anda. Anlamadım. İsminiz neydi acaba? Hitap etmek için soruyorum size. Ferhat. Ferhat Bey. Şimdi ben size şöyle olayı izah edeyim. Kısaca özet geçiyorum size. Bak Evet. beni arıyorlar arkadaş. Adaş derken? Adaş derken? Biz ne zaman aradılar bu olmuş şeyler? Neydi o be? Kızanlar aradı ya be doğrusu. Şey diyorlardı hani ucuz mucuz kavga etti mi adamcıklarla. Heh, o amcıklar işte.
Beyefendi, karşınızda zabıta müdürü var diyorum. Hala küfürlü konuşuyorsunuz. Bak hiç size söylemiyorum ama ben Hüseyin'in yanında çalışan ne söylüyorum ben? Bak beni aradılar arkadaş. Dediler işte bizde domuz eti var 10 milyona falan. Evet. Ben dedim hayatta satmam öyle bir şey. Maalesef konuşmalarınızda 10 TL'lik... Hayır. Hatta dedim siz şikayet etmem her yere. Anlıyorum. Fakat konuşmalarınız burada sistem üzerinde evet. kayıtlı. Hatta devam ettim. Şikayet ettim ben onları. Yolda karşılaştık onunla. Sesleri sorabilirsiniz oradaysa şu an. Semahattin Bey işten ayrıldı diyorum. Ali Bey siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Ben öyle bir şey satmıyorum. Gelin kokoreç tane bakın. Şimdi üslubunuzdan dolayı ek cezalar da ben ilave ettim. Toplamda 46 bin TL'lik bir ödemeniz var. Ya ne ödemesi be kardeşim öyle bir şey var. Ben bir şey demiyorum ki sen. Olayı anlatıyorum sen bana üslubuna bakmıyorsun. Ne diyor ki ben sana bana 46 milyar para alacak mısın? Ben ne satıyorum burada? Ben burada bir şey satıyorum. Ben normal et satıyorum. Kuzu kokoreç. Yok domuz satıyorsun sen. Benim aklımda nasıl konuşuyorsun benim dükkanımda? Dükkanınız yok. İnsanlar duysa orada şimdi konuşurken seni ne diyecekler bana? Zaten bir dükkanınız yok. Kaçak bir seyyar tezgahınız var. Kaçak değil mi? Verdik diyorum harcını. Gelin diyorum bakın ben buradayım ben. Ya zaten gelmeyi düşünüyoruz biz de. Bakın şu hitap şeklinizi bir değiştirin. Ya ben sana ne anlatıyorum? Ben sana bir şey demiyorum be arkadaşım. Arkadaşım ne ya? Ne demem istiyorsunuz? Zabıta müdürü Ferhat Bey diyeceksiniz. Ferhat Bey. Buyurun. Şimdi sizi kale alabilirim. Anlatıyorum size gene. Ben net o domuzdur, eşektir, inektir, yalan... Bir dakika burada eşek ve... Ne dediniz? Eşek ve... Hayır ben İnek. Bir şey demiyorum, satmıyorum diyor bunları. Örnek veriyorum size. Tamam bunları da hemen... Arkadaşlar bunları da hemen yürürlüğe koyun. Hayır. Ama dinlemiyorsun ki sen lafın sonunu be. Bakın öyle bir şey yazmayın oraya. Yok. Bu konuyla alakalı biz yarın zaten yanınıza ziyarete geleceğiz. Yok gelmeyin ben yarın kapalı zaten benim dükkan be. Hafta sonları kapatıyorum ben. Hafta sonu dükkan kapatıyorsunuz. Evet. Neden? Ha bir tane işim var ona gideceğim yani bulamazsınız. Anladım. Biz bu mevzuyu kapatmak için gelecektik ama yerinizde olmadığınızı beyan ediyorsunuz. Yok, hayır. Kapattırmam ben dükkanımı be kardeşim. Harcımı ödemişim. Hayır beyefendi. Ali Bey. Kapatmıyorum ben. Ali Bey. Kapatma. Ali Bey. Dükkanımı neden kapatıyorsunuz siz benim be? Hayır, yanlış anladınız. Biz mevzuyu kapatma amaçlı gelecektik. Ama yerinizde olmadığınızı söylediğiniz için bunu iptal ediyoruz. Evet, evet. Tamam yarın tamam ben. Gelebilirsin. Durun. Yarın Ferhat da değil mi ismin? Ferhat. Yerinizde olmadığınızı Ferhat. Belirttiniz. Yok yarın ben siz gelecekseniz tamam şey yaparım ben. Anladım. Yani bu konuyu ismin var, duman onu iptal edebilirim. Bu konuyu peki nasıl kapatabiliriz sizce? Nasıl kapatırız? Zaten benim yaptığım bir şey yok. Anlıyorum. Yani bir sattığım ürünler şeyin hepsi şey zaten belli burada. Anlıyorum. Bir akşam yemeği, bir akşam yemeği olabilir mi mesela? Halim abi var bak toptancım benim. Hayır bir akşam yemeği olabilir mi mesela? Tabii gelin be siz ekip gelin orada şey zaptalar hepsini toplayın. Yok. Toplayın söyleyeyim size. Tabii. Amirim buyurun. Yok o şekilde değil baş başa. Nasıl baş başa? Yani siz ve ben. İkimiz yemek yiyeceğiz. Evet o şekilde. Yani tabii siz de uygun görürseniz. Yani pek anlamadım şimdi demek istediğinizi. Şimdi neden biz burada resmi bir tane iş yapacaksınız?
neden böyle bir şey yapıyoruz anlamadım. Yok hayır, yani yanımızda başkaları olursa pürüz çıkabilir o yüzden. Tamam, siz nasıl diyorsanız öyle yapalım yani. Tamam, bir baş başa bir mum ışığında bir yemek yiyelim. Ya ne mum ışığı bu ya? Ben sen bana şimdi diyorsun ben senin dükkanını kapatacağım, cefa keseceğim. Şimdi diyorsun mum ışığında yemek yiyelim. Hayır hayır. Anlamıyorum ben sizi. Tamam, o zaman 22 bin TL'lik cezanıza hemen yürürüm. Hayır. Sakın. Sakın öyle bir şey yok. Pardon, özür diliyorum. 46 bin TL olarak en son. Ona bir sikeyim onunla. Benim öyle bir şeyim yok cezam be. Anlıyorum. Şimdi siz yemeği kabul ediyor musunuz? Sizle bir uzlaşmaya gidelim mi? Ceza keseceğim diyorsun ama yemek yersen diyorsun olmaz ceza. Ben yani baş başa diyorsun. iki delikanlı baş başa yemek yiyeceğiz. Yani şimdi tamam da yani ben size şey veremem. Etmiş diyorsunuz, tam anlamadım. Beyefendi nasıl konuşuyorsunuz? Sen nasıl konuşuyorsun, ceza keseceğim diyorsun ama yemek yersek belki diyorsun. Yani bu işin açıkçası yani düşünmek... Fark ettiyseniz sizi zaten özel numaradan aradım. Kendi numaramdan aradım. Rüşvet falan yok. Biz iyi niyetimizden zaten başımıza ne geliyorsa her yerim şiş. Elim ayağım titriyor şu anda da. Başımıza ne geliyorsa iyi niyetimizden geliyor. Tamam da ben sizin iyi niyetinizle ilgili hiçbir şey söylemiyorum ki. Hayır yani tamam yemek yiyelim yani. Bak şeyler. Yani iki tane delikanlı yemek yiyeceğiz şurada. Burnumuzdan getirin. İki tane delikanlı yemek yiyeceğiz. Burnumuzdan getirdiniz. Ya işte siz bende yemek yemek istiyorsunuz. Yani. Ne diyorsun sen be? Berat Bey yani biraz hiç anlamıyorum ben sizi şu an. Anlıyorum. Şimdi maalesef... Ben keseceğim diyorsunuz. Ondan sonra yemek yiyelim diyorsunuz. Anladım. Ben sizi 3 gün içerisinde tekrar arayacağım. Bu konuyu dile getirelim. Olur mu? Ben çünkü sizin tavırlarınızdan şüphelendim şu anda. Ne açıdan şüphelendim? Şüphelendin değil, şüphelendiniz. Biz size burada iyilik yapmaya çalışıyoruz. Siz bize başka bir böyle bir değişik bir hal, tavır... Anladım. Olmazsa dışarıda yemek yiyemiyorsanız evde falan da yemek yapabiliriz bu arada. Neyse bunları ben size 3 gün içerisinde dile getireceğim. Evde ne yapacağız evde şimdi? Yani zabıta evinde. Ha zabıta mı? Şeyine geleceğim ben. Evet. Olmasına. Tamam ben yarın geleyim zaten oraya. Yok 3 gün içerisinde biz sizi tekrar arayacağız. Yalnız... 3 günlük ceza gelirse ne olacak? Yok. Ben sistemden buradan erteliyorum cezanızı. 3 gün içerisinde sizi tekrar arayacağız. Bunun akabinde karşılıklı istişare... Ben tam yarın geleceğim oraya. Yarın beyefendi ben yokum zaten. Ben hafta sonu çalışmıyorum. Hafta sonu zabıta müdürlüğünde işim ne? Doğru. 3 gün içerisinde sizi tekrar kendi numaramdan, özel numaradan rahatsız edeceğim. Tamam ben pazartesi geleyim o zaman. Beyefendi anlıyor musunuz beni? Biz sizi 3 gün içerisinde tekrar rahatsız edeceğiz. Ben yarın arayın Sabahattin abi buradayım. Anlaşıldı, siz cezayı ödemek istiyorsunuz. Adam. Sen benim cezam yok diyorsun ya şimdi. Beyefendi ben halletmeye çalışıyorum. Tamam hallet o zaman, ne bekliyorsunuz? Sizle karşılıklı istişare etmeyi bekliyorum. Tamam, 3 gün içerisinde tekrar rahatsız edeceğiz sizi. Tamam. Oldu mu? Tamam, ne diyeyim yani öyle diyorsanız. Tamam şekerim, öpüyorum seni. Şekerim derken... Pardon, arkadaşla konuşayım. Siz şimdi devlet dairesinden arıyoruz diyorsunuz, bana şekerim diyorsunuz. Yok pardon, kız arkadaşım çıkıyordu da o yüzden. Evet, pardon.
Size değildi. Siz bize ne gibi bir damga vurmaya çalışıyorsunuz bu arada? Ne bileyim şimdi böyle demin yemek memek dediniz aklıma geldi ama bilemeyim dedim. Çekerim diyorsunuz. Ne bileyim ben de öyle deyince biraz şey oldum. Yani kusura bakmayın ama. Yani biz burada 3 onluk delikanlıyız ona göre. Bu diyorsunuz o delikanlıkla beraber çalışıyorsunuz galiba. Demin de yanlış mı anladım ben acaba? Delikanlı diyorsunuz sanki gibi geldi ama. Hayır yani. Ben yanlış anlamıyorum herhalde. Anlaşıldı beyefendi. Biz bu konuyu burada kapatalım. Biz sizi 3 gün içerisinde tekrar arayacağız. Tamam öyle diyorum. İyi günler. Yapacaklar. Hadi bay. Ay nasıl şey bu ben buna kodum dedi kesin bak. Ya bak ya. Beğenenler bire çök. Anasını sikeyim koca sayfa yazmışız ya. Adam.